Hocam bir de idrak mahalini hazırlama ve kalbini temizlemekten bahsettin. Allah'ı bilmek hususunda idrak mahallini hazırla, kalbini temizle, bekle. Biz idrak mahallimizi nasıl hazırlamalıyız? Yine ilimle, yine her şeyde olduğu gibi ilimle idrak mahallimizi... Şimdi kalbin temizlenmesi nefis terbiye ve teskiyesi dediğimiz olay. Mücahade, mücadele, riyazat. Bunlar kalbi temizleyen şeylerdir. İdrak mahallini temizleyen şeyler de itikatta sakat itikadi düşüncelerden kurtarmaktır. İdrak mahallini temizlemek. İdrak mahalli dediğimiz zaman itikadi duruma anlayalım. İtikat, inanç. İdrak mahallini yani temizlemek. İdrak mahalli biraz düşünce alemi değil. Düşünce alemi. İşte burada itikat, inanç yönünden. Bakış açısı. İtikat yönünden hatalı, kusurlu itikatları kaldır ortadan. Daha temizler. Tavsup gibi ya da işte şey gibi. Her türlü. Ne varsa. Orayı bir temizle. İdrak mahallini temizlemek bu manadadır. Yani aklı selim yapmazsan idrak mahalli kirli olur. Aklı selim yapmakla mümkündür. İdrak mahallinin temizlenmesi. Kalbi temizlemek yine aynı şekilde kalbe o dört cihetten gelen düşüncelerde hangi cihetten geldiğini anlar algılayan bir kalp olması lazım. Bu da işte nefis mücadelesi, nefis terbiyesi, teskiyesi dediğimiz, riyazat dediğimiz, ilimi öğrenmek dediğimiz hepsi bunların içine girer zaten. Bunlar hepsi komplike. O kalp alanını temizlemiş olur. Kalp arı duru olur. O zaman da kalbe gelen düşünceler hangi kaynaktan geliyor? Rabbani mi? Meleki mi? Şeytani mi? Nefsi mi? Bunları ayrıştırırsın. Evet. Hocam bir şeye gireceğim ama vakitte yok. Nefis mücadelesi öyle güzel söylüyorsunuz hocam. Hani sayıyoruz da böyle oluyor. Kalp temizledim. Şimdi biz nefis mücadelesini zeyt. Nefis mücadelesi diyorsunuz da hani aç kalmak ya da riyazet tamam bunlar olur. Püf noktası nedir nefis mücadelesinde? En püf noktası. Burada belirttiği gibi kalbi temizle, idrak mahallini temizle. İkisini beraber yapmamız lazım. Yani sadece nefis mücadelesi, riyazatla, ibadetle mesela yoğun bir şekilde ibadete yöneldi kul. Yoğun bir şekilde riyazat yaptı diyelim. Yeterli mi? Hayır. Buradaki... Bu kişi ne olur? Yoğun bir şekilde ibadet yapmakla abid olur. Efendim? İbadet ehli olur. Hakikate vakıf olamaz. Şöyle bir şey söyleyen ya da söylenmiştir. Yani ben aktarıyorum. Bütün çalışmalar, nefis mücadelesi vesaire, bütün ibadetler vesaire her şey benliği kaldırmak içindir. Ana başlık benliği kaldırmak mıdır? Sadece o değil. Elbette ki o çok mühim. Ben algısından kurtulmak, izafi benliğini anlamak. Ama mesele bu değil ki. Çünkü nice ben algısından kurtulduğu halde istenilen kıvamda Allah bilincine ulaşmamış insanlar var. O zaman demek ki sadece benlikten, benlik algısından kurtulmak insanı kurtarmıyor. Bununla birlikte ilim, Allah'ı bilmeye dair ilim. Doğru ilim, sahih ilimle birlikte tabii Allah'ı bilmeye dair ilimler öğrenerek o ilimle de amel etmek. Bilgi de kurtarmıyor bakın. Amel etmek. Siz bu bilgileri öğrendiniz, ezberlediniz, şıkır şıkır. Yuttunuz hepsini. Ama amel yok. Hiçbir faydası yok. Belirttiği gibi kitap yüklü merkep olur insan o zaman. Allah muhafaza. Yani öğrenilen ilimle amel etmek şart. Onu hayata geçirmek lazım. Bu kişinin... Çok pardon. Buyurun. Hocam kalbe gelen dört ilhamdan bahsettiniz ya. Akla gelen de gene aynı dört ilham mı yoksa onlar sadece kalbe gelir? O kalbe gelir de insanlar akla geldi diye düşünür. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Aslında geldiği yer merkez kalptir önce. Peki kalbin o zaman bir kendi muhakemesini yapacağı bir beyni olabilir mi? Çünkü doktor son zamanlarda bu konuşulmaya başladı. Bilim bunu ispat etmeye çalışıyor daha doğrusu. Kalbin de bir beyni olduğunu, muhakeme edebildiğini söylüyorlar şu an. Şimdi kalp, tasavvufta kalp dediğimiz şey gönüldür. Aslında bu akıl anlamına da gelir. Mesela ne diyoruz? Kalbi temizlemek, aklı selim olmak aynı anlamlara ihtiva eder aslında. Aklı selim,
Yani aklı temizlemek, selim etmek. Kalbi selim. Bir cihetten bunlar aynı anlama gelir. Şimdi kalbin de bir beyni var denilirse, bilmiyorum böyle bilimsel çalışmalar yapılıyorsa, o zaman şöyle bir düşünceyle çıkarız biz de. Kalp nakli yapılan insanlar var. Şimdi bu kalp nakli yapıldı. Başka bir insanın kalbi alındı, o insana takıldı. Bu adamın karakteri, her şeyi komple değişti mi? Hayır. Demek ki bu kalp, burada kastedilen kalp, et kalp değil. Et kalp değil yani. Et kalp olsaydı, kalp nakli yapıldıktan sonra o nakledilen insanın karakteri onda açığa çıkması lazım. Her şeyle komple değişmesi lazım o insanın, değil mi? Kalp değiştiği zaman. Kalbin tecelligah olan kalpten bahsediyor. Tabii. Ama. Gönül diyoruz. Tecelligah. Yani fiziki bir çerçevesi yok. Sınırı yok. Yani, yani fiziki bir kalp algısında takılıp kalmayalım burada. O insanın Rabbi hassı cihetiyle Rabbinden o kula gelen iletişim merkezi, bu kalp denilen, tasavvufta kastedilen kalp, gönül odur. Yoksa et kalp değil. Et kalp değil. Yürek değil yani. Yürek değil. Aynen. O değil yani. O manada anlamayalım.